Herkese merhaba. Bugünlerde bütün evlerde heyecanlı bir bekleyiş var. Tercih öncesi milyonlarca gencimiz nasıl karar vermesi gerektiğini sorguluyor. Biz de Ekonomi Gazetesi olarak akademisyenlere, iş dünyasının önderlerine, danışmanlara sorduk. Ne yapmalı gençlerimiz? Neye göre karar vermeli? Karar verme süreçlerini nasıl yönetmeli? Bunu da ekonomim.com'da bulabilirsiniz. Katılımcılarımızdan kariyer.net'in çok kıymetli araştırması var. Üniversite rehberi içerisinde de hangi mesleklerin öne çıktığı, gençlerin neye göre tercih yaptığı, iş dünyasının neler beklediği gibi gerçekten paha biçilmez veriler var. Şimdi Barış Karadenizli'ye sormak istiyorum. Toplanan veriler bize hangi yönü gösteriyor, gençlerimize hangi ipuçlarını veriyor? Hoş geldiniz Barış Bey. Merhaba, merhaba Fatoş Hanım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Üniversite rehberi başlığında birçok içeriği geliştiriyoruz. Bir taraftan da kendi platformumuzda da bırakılan ayak izleriyle de yola çıktığımız modelleri geliştiriyoruz. Birçok başlık, alt başlığı düşünecek olursak mesela bir tercih motoru geliştirmesi yaptık. Bir meslekler rehberi çıkarttık. Tavan puanları gösterdiğimiz bir kısmımız var. Bölümler ve üniversiteler hakkında bilgiler var. Ama diğer platformlardan çok farklı olarak bizde bir taraftan da biliyorsunuz işverenin de Kariyer.net kullandığı bir dünyamız var. İşverenin Kariyer.net'te bıraktığı ayak izleri, yani bir birey iş başvurusu yaptıktan sonraki ya da özgeçmişinde verdiği izne bağlı olarak başvuru yapmadan dahi seçildiği durumlarda işverenin aslında arkadaki davranışlarını topladığımız bir modelimiz var. Biz buna işverenin tercihi analizi diyoruz. Farklı üniversitelerin, farklı bölümlerinde farklı bir işe alım deneyimi yaşanıyor bu. Yani orada bir bölümden mezun olmak, başka bir bölümden mezun olmaya istinaden daha hızlı işe girmeyi sağlayan metrikler barındırıyor mu? Buna istinaden yaklaşık 300 milyonluk bir data setimiz oluştu ve buna her senede yeni veri setleri ekleniyor. Ve bununla beraber biz işverenlerin işe alımında bölümle ilintili olarak yaptığı tercihlere dair bir şeyler modellemeye başladık. Üniversite rehberi çatısı. Bunun içinde de yıllar içinde gelişmiş bir işverenin tercihi analizimiz var. Burada amacımız dediğim gibi 14 farklı parametreyle 300 milyona yakın bir veri setiyle biz bir bölümün diğer bölüm mezunlarına göre biraz daha ön plana çıkabildiği bir an var mıdır diye bir endeks çalışması yapıyoruz. Burada tabii bunun içine pandemi süreci girdi, pandemiden önceki süreç girdi, pandemiden sonraki süreç girdi. Burada birçok dinamiğin de aslında değişimini hissedebilmek mümkün oluyor. Biraz da makro bir çalışma. Ve bunların hepsiyle beraber biz mesela şunu söyleyebiliyoruz. X Üniversitesi'nin Y bölümüyle A Üniversitesi'nin B bölümü arasında ilk işe giriş anında farklılaşan bir kategori var mı? Yani ona mı gitsem buna mı gitsem tercihlerinde bir başka veri noktası olarak elbette ki tek kıstas işe girmek olmamalı. Ama bu da resmin bir parçası olduğunun bilinciyle biz bu konuda olabildiğince bağımsız ve veri odaklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Barış Bey, bu herkese açık ve ücretsiz mi? Elbette, elbette. Bir yaklaşım burada üniversiterehberi.net üzerinden gitmek. Üniversiterehberi.net adresine bu veriyi zaten koymuş durumdayız. Bunun bir başka erişim noktası da kariyer.net'in içindeki üniversite rehberinin içinde detaylara bakmak. Burada tabii bugüne kadar bayağı da yol yüründü. 52 milyona yakın görüntüleme aldığımız bir alan oldu burası. Gerçekten hani lise mezunlarına biz daha detaylı bir şekilde yardımcı olmaya çalıştığımız bir kapsam haline dönüştü. Meslekler sayfası diye bir kısım var. Şimdi tabii ki en kritik konulardan biri hangi mesleğe doğru ilerlemeliyim? Meslekle eğitim, bu arada toplantımızda da konuşmuştuk. Meslekle eğitim aslında biraz birbirinden ayrışmaya başlıyor. Birçok meslek biraz daha
tırnak içinde İsviçre çakısı diyelim, özellikleriyle farklı farklı disiplinlerin bir araya gelebildiği anları oluşturmaya başlıyor. Bunu özellikle bilişim Barış Bey, sektöründe burada bir araya sıklıkla girmeyi görüyoruz. biliyorum. Bu Buyurun, İsviçre buyurun. çakısı çok uzun süredir konuşulan, sizin de güzel bir benzetmeniz. Bir bölümü bitirmekten ziyade pek çok alanda küçük küçük gelişmelerle kendisini donatması öğrencilerin çok kıymetli. Bu bağlamda da girilen bölümün önemi bir parça azalıyor gibi yorum yapıyor pek çok hoca. Bununla ilgili görüşünüzü rica edeceğim. Buna benzer başlıkları biz de gözlemliyoruz. Yani bireylerin özellikle bu normal eğitim sürecinin dışında yaptıkları aktivitelerin çok daha ön plana çıktığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Onu her geçen sene daha da keskin bir şekilde biz görebiliyoruz. Hani bir sonuçta okuldan yeni mezun olan birisinin elbette ki iş tecrübesinin çok derin olması beklenmiyor. Bu çok normal. Ama okulda geçirdiği vaktin içinde normalin dışında diyebileceğimiz işte kulüplerde faaliyet göstermiş olmak, stajları sadece zorunlu olarak geçmemek, stajların içinden farklı deneyimler çıkartmaya çalışmak, orada gerçekten bazı sorumluluklar alınabilen anların içinde bulunduğuna dair bir şeyleri eklemek bireyleri ön plana çıkarmaya başlıyor. Eğitim kadar kritik bir şey haline dönüştüğü birçok senaryo biz gözlemliyoruz. Şu ara birkaç gün sonra tercih yapılacak, herkes heyecanlı. Elinizdeki bu verilerden, yaptığımız toplantılardan pek çok içgörünüz var. Gençlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle sıralasak 1, 2, 3, 4, 5 gibi neler söylersiniz? Şimdi kritik konulardan bir tanesi, ben toplantıda da ifade etmeye gayret etmiştim. Bireyin olabildiğince kendisini tanımaya çalışacağı bir yerden ilerlemek. En temelde bunlar var olan bir karmaşanın içinden bir şeyi bulmayı mı sevmek, yoksa var olmayan bir şeyi var etmeye mi odaklanmak kadar temel bir yerlere kadar gidebiliyor. Yani hani bunu nasıl tespit ederiz dediğimizde en aklıma gelen ilk örnek hep bulmacalar oluyor. Hangi tür bulmacayı çözmeyi sevdiğinize kadar inen bir kısmı olabiliyor bu işin. O yüzden hani farklı bu iki kategori birbirinden çok farklı anlar ve birbirine de her iki tarafa da ihtiyaç var. Bir var olanın içinde bir çözüm bulmaya odaklanmakla var olmayanı var etmeye çalışmak her ikisinin de farklı kasları var diyelim ve onların içinde de mutlaka çok daha yani ikisinin de faydalı olacağı iş kollarını gözlemlemek mümkün. Burada gördüğümüz başlık mesela puanı en yüksek olan bölümlerin her zaman en hızlı işe girip girmediğine dair bir analizlerimizde biz farklılaşmalar görüyoruz. Örnek verelim. Ne görüyorsunuz tam Veri olarak? mesela çok ön plana çıkmış durumda. Data her yerde de yani her türlü başlıkta bu konu ön plana çıkıyor. Burada mesela matematik mühendisliği gibi bölümlerin çok hızlı işe girdiğini, daha mezun olmadan kendi yaptıkları, gerçek uğraştıkları başlıklarla mezun olduktan sonra uğraşacakları konularla daha mezun olmadan önce haşır neşir olmaya başladıklarını görüyoruz. Onların çok hızlı bir şekilde başvuru dahi yapmadan işler teklif edildiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu açıdan mesela benim hani gizli pırlantalar diyelim ona, o gizli pırlantalardan bir tanesi matematik mühendisliği gibi duruyor. Mesela bir başka başlık Almanca işletme diye bir konu var. Orada gerçekten çok büyük bir talep var. Diğer taraftan ülkemizdeki dizi endüstrisinin gelişmesiyle de ilintili olarak İspanyol dili ve edebiyatı mezunlarına çok ilginç bir şekilde çok ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Hani her gün her gün herkesin çok konuşmadığı şeyleri biraz da ön plana çıkarmak için bu örnekleri veriyorum. Yoksa elbette ki endüstri mühendisliği bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi mühendislik ağırlıklı başlıklarda bir talep
Elbette ki var. Ama diğer taraftan da bu az önce bahsettiğim çalışmayla işverenin nereye odaklandığına baktığımızda bunların arkada daha fazla, daha az konuşulan kısımların da çok ön plana çıkmaya başladığını gözlemleyebiliyoruz. Peki son olarak da iş dünyasının hangi yetenekleri aradığını eğitim haricinde, çünkü karakter de önemli. Hepimiz becerilerimizi geliştirmeliyiz, yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Kendi karakterimizin içinde olanları geliştirmeliyiz şüphesiz. Neler bekliyorlar? Hangi yetkinlikler ön planda son günlerde, son yıllarda? Bu başlıkta şimdi bilişsel yeteneklerin tabii ki yapay zekalı bir dünyada soru cevaplamaya odaklanmış bir eğitim yapısından aslında biraz uzaklaşıyoruz. Daha çok o cevaplanmış soruları doğru bir soruyu soracak, doğru cevaba doğru ilerlemeye çalışacak bir aslında bir geçiş anındayız. Son 2 yıldır özellikle. Bu geniş dil modellerinin devreye girmesiyle, LLM'lerin, GPT'lerin hayatımıza girmesiyle ona yön verecek. Çünkü bir şekilde bir cevap geliyor karşınıza ama onun işe yarar hale dönüştürülmesi diyebileceğimiz işte İngilizce tabiriyle prompt engineering dediğimiz o kodlayabilme yeteneğinin giderek daha fazla, yani kodlama da demeyeyim onu ama o yön verebilme yetkinliğinin çok daha ön plana çıktığı bir dünyayı görüyoruz. Bütün mesleklerde bu aslında çok uzak olmayan bir vadede işte şu Bunu bugün görecek. bildiğimiz bilgisayar programlarını kullanmak kadar net bir şekilde hayatımızın içinde olacaklar. Diğer taraftan bilişsel yetkinliklerin giderek daha fazla sosyal yetkinliklerle kesiştiği bir yere doğru evrilen bir başlığı görüyoruz. Yani bir işi tek başına birbirini ortaya koymasının giderek zorlaştığı birçok komponenti bir arada kullanmayı gerektiren ortak çalışma kültürünün çok daha ön plana çıktığı bir dünyanın içindeyiz. O yüzden orada da her zaman için karşımıza çıkan başlıklar takım çalışması oluyor. Bunun çok teknik rollerde dahi bunun çok daha ön plana çıktığı bir yapıyı biz gözlemleyebiliyoruz. İlan metin analizlerinde de gözlemleyebiliyoruz. İşte yapılan başvurularda açılan özgeçmişlerdeki ortak noktalara bakmaya çalıştığımızda da gözlemleyebiliyoruz. Artık daha fazla sanal takımlar da olsa mutlaka ortaklaşa çalışılabilecek ve farklı disiplinlerden ortaklaşa çalışılabilecek yapıların ön plana çıkmaya başladığını görüyoruz. O yüzden çok spesifik meslek grupları hariç, işte hukuk, tıp gibi meslek grupları hariç birçok eğitimin aslında bireyleri takım çalışmasına odaklaması gibi bir yere doğru evrilmesi gerektiği görülüyor. İşverenin aradığı başlıklarda bunun çok ön plana çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. Sevgili arkadaşlar, bugünlerde kariyer.net'teki araştırmalara bakmanızı, yayınları izlemenizi öneriyoruz. Öncelikle moralinizi yüksek tutun. Bu bir başlangıç, bu bir ilk adım. Ekonomim.com'daki üniversite kariyer rehberimizi lütfen gözden geçirin. Her şeyin güzel olacağına inanın. Hepinize başarılar diliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.